Evet. Bir arzu, istekler örtüyor bazen. Mesela o, bak o Emir Dağı'nda, bak ne güzel bu şey yaptın. Yani bunlar diyor, bilerek mi yapıyorlar? Yoksa Yoksa kader kader-i ilahiyenin cilvesine alet mi oluyor? alet mi oluyorlar? Ama isterek bilerek bilse alet olsunlar. Fakat bir şeyin ortaya çıkmasına şey olmuş. Bak onu mesela bildiğin zaman dönemez misin? Ona ait de şey var. Mesela 1935'te malum o zat. Bak şimdi Osmanlı kültüründe yetişmiş. Cahil değil ki. Laik sisteminde yetişmedi ki o adam. 1935'te anlamış kendisinin kim olduğunu. Osmanlı kültüründe yetiştiği için bak diyor ki Mehdi Deccal biliyor. Cenab-ı Hakk'a diyor ki Rabbine Allah beni mi buldu? 35'ten sonra içkiyi çoğaltıyor. Malum şeyle Ne ölüyor. yaptığını da biliyor. Biliyor. Şimdi mesela bu nasıl olur ya dönemez mi? Ya kardeşim haset. Mesela diyelim sen bir amel yaptın nur talebesi. Sen o amelde ihlaslı mısın değil misin? Senin için şüpheli. Sana ne kadar sevap yazılacak belli değil. Sen yaptın ama. Ama senin yaptığın amel ben de riya olmadığı için senin amelin bir tamamıya bana ihlaslı amel oluyor. Bir tamamıya hiç şüphesiz. Peki bunu bildiğim halde senin güzel hayır hasanatına ben nasıl düşman oluyorum, nasıl haset edebiliyorum? Akıl alıyor mu bunu? Süfyan nasıl 35'te anladı kendisini ama dönebilirdi, dönmedi. Biz de böyle aynı cins. Ya bu adamın ameli benim bir tamamıya ihlaslı ben yapmışım gibi geçiyor da ben onun nasıl böyle devre dışı olsun yapamasın nasıl hizmet ediyor? Niye bu insanlar onu dinliyor? Lan dinleyince sevap alıyor. O sevap onun için şüpheli. Belki de firavunlaşmasına sebep olur. Ama onun yaptığı hasenat senin defterine bir tamamıya ihlaslı geçiyor. Akıl almıyor. Orada arzular Peki nedir gelişiyor. o? Bak geleyim oraya. Bu mevzuları bak 3 günden beri tevhid. Yani bunu sorduran Allah ya. Yani ben 40 seneden beri okuyorum. Ama tevhid de ifade edilirken sır tevhid demiş. Vahdet de ifade edilmesi lazım olan bir şey. Sır vahdet niye dedi diye ilk defa soruyorum 40 senede. Lügatına bak. Tevhid sırrıyla. Bütünlük sırrıyla. Yani kainatın bütünlüğüyle bir şeye müdahale eden Allah. Ne olmuş yani bunu lügatı bildi? Sırrı tevhid. İşte durdum. Ha o zaman bunu bana sorduran, merak ettiren gene o. Kader-i ilahini gerek bilerek gerek bilmeyerek ben kader-i ilahinin hükmüne alet oldum. Müsbet. Ne yapıyorum? Farkındalığım oldu ve şükrediyor. Yoksa bu tür şeyler, enfusi şeyler zekavetle akıllı olsaydı dev adamlar var ya. Allah'ın zatına yemin ederim ki bizi cepten çıkarır. Dev adamlar. Biz aldanırız ya. Üstad da öyle diyor mahkemede. Bu meseleler bizim varlığımızda ortaya çıktığına bakmayın diyor. Üzüm pay etsek diyor beni aldatırsınız diyor. Öyle değil mi? Üzüm pay etmeye kalksak beni aldatırsınız diyor. Kantar da aldatır. Beni de aldatıyorlar. Ama bu nasıl bunu gözüküyor kardeşim? Merak ediyoruz. Niye veriyor? En çok sen muhtaçtın diyor 18. sözde. Oraya geleceğim. Ya bu kadar sokaktaki insanlar benden fazla muhtaç değil mi? Muhtaç. Benden de fazla muhtaç. Ben de muhtaç. Peki fark ne? Ben ihtiyacımı hissettim ve merak ettim. O etmiyor. İş burada. Bak ihtiyacını 18. sözde geçiyor. En çok sen muhtaçtın diyor. Bu hakikat senin üzerinde gösterildi. Ya benden fazla ihtiyacı olan toplum dolu ya. Ha, onlar ihtiyacını hissetmemiş kardeş. Farkında değil kardeş. Risale-i Nur bize en çok kazandırdığı sıfatlardan en mühimlerden bir tanesi farkı fark ettirerek ihtiyacımızı hissettirdi.
farkı fark ettirerek ihtiyacımızı bize hissettirdi. Ben muhtacım diyorsun. Tamam, ben buna. Ha, en çok muhtaç olmak demek ihtiyacını fark etmek. Ben fark ettim diyorsun. Ha, bu o zaman başkasına şeyle meşgul olmuyorsun. Seni bile, sana bile küfredenlere, seni bile hapse koyanlara hakkını helal ediyorsun. Çünkü böyle bir derdin yok yani. Kavgan başkasıyla değil, kavgan kendinle. Kendinle mesela iki kişi kavga etse, ustad diyor. Bir tane çocuk ikisini de döver birbirlerine ulaşık. Şimdi ben kendi nefsimle kavga ederken sen bana hakaret etmeni duymuyorum ki. Duymuyorsun ki. Sen kalktın bak sen gelmeden önce şimdi. Ulan sırrı tevhid. Ya tevhidi niye ekledin ya? Kahvaltıda bu affedersin, tuvaletimde de bu. Yatarken bu, tam da tevhid ifade edilirken sırrı tevhid niye ekledin ya? Ondan sonra hissiyat ve cihazat diyor. Şualar 16'dan söylüyor. Bak, sırrı tevhid nu şey neydi o birinci lemada? Nuru tevhid için sırrı vahdet. Bak, nuru tevhid içinde sırrı vahdet inkişaf etti. Yok, sırrı vahdet içinde nuru tevhid inkişaf etti. Yunus Aleyhisselam. La tevhid varken, vahdet varken sırrı niye ekliyorsun? Ne alakası var? Baksana evet. Orayı aç bakayım birinci. Çok acayip. Yani niye ekledi? O elim zeytinyağlı. Çok şey değiştiriyor. Elim zeytinyağlı olduğu için. Nuru vahdet içinde şey nuru tevhid inkişaf etti olacak. Nuru tevhid. Veya tevhid içinde mi? Aç bakayım ya. Yani devam en iyi bildiğim şey ağzımıza bazen dolayı. Nur sır ve hadiyet nuru tevhid içinde. Nuru ne? Sırrı ehadiyet ifade edilmesi gerekirken sırrı ehadiyet nuru tevhid içinde. He bak. Şimdi ehadiyeti çözebilmen için ehadı da bileceksin, ehadiyeti de bileceksin. Tevhidi bilebilmen için vahdet, vahdaniyeti de bilmen lazım. Yani mesela şey, gözü bilmen için gözü bilmek yetmiyor. Güneşi de bileceksin. Hangi ortamda işlevi var? Yani nisbi itibari şeylerini de bileceksin. Mesela bak sırrı tevhid. Onu kapatma. Mesela sırrı tevhid, sırrı vahdet. Bu sefer ben diyor ki hissiyat ve cihazatlar sırrı vahdetle. Ondan sonra insan içsel alemini çatışan şeyleri nuru tevhid diyor. 16. levhada. Sırrı tevhid diyor. Tamam mı? Şimdi bunu çözebilmem için bir sırrı bilmem lazım. İki tevhidi bilmem lazım. Tevhidi bilmem ki onları bir araya getirdim. Ya 10 günden beri. İşte Dima dersini yapacağız. 125 olarak çıkacak inşallah. Sırrı uğraştım. Tevhidi nisbilerine baktım. Tevhid, vahdet, vahdan. Ondan sonra. Buna ne ihtiyaç var? Kardeşim ihtiyacını hissedince Allah o zaman ver. Yani bu insanlar 18 sözde ihtiyacını en çok sen muhtaçtın. Mazhar oluyorsun. Yoksa memel olursun. Memel boru gibi su borusu. Oradan su geçiyor ama demirden su geçiyor. Plastikten su geçiyor ama zerre kadar suyu alamıyor. Böyle bazı insanlar var ki memel yani su borusu gibi. Plastikten su akıyor ama plastik zerre kadar sudan istifa hakkı yok. Vermiyor Allah. O insanın üzerinde bu hakikatler ortaya çıkıyor ama hiçbir şey vermiyor Allah. Kafirler de öyle. Kafirler de imana hizmet etmişler ama zerre kadar hisseleri yok. Aynı bu misal gibi. Hortumdan su geçiyor ama hortum zerre kadar suya alamıyor diye gibi. Küfür diyor 168. Küfür imana hizmet eder. İşaret edeceğiz 168'de. İhtiyacını hissedeceksin daha. Şey bu da güzel oldu misal olarak hani o Hristiyanların yaptığı iyiliklerden hakkı yok mu? Ha işte. Demirin hakkı var mı? Ya hiçbir yani demirin bir hakkı var. Onu da başımızın üzerine koyuyoruz. Boruyu oraya koyuyoruz üste. Bak dikkat ediyoruz. Ona gereken hürmet ettik. Ama demire daha fazla hürmet etmek demire hakarettir. Çünkü ben bunu hak etmiyorum diyor. Ben suyu size gelmesine vesile oluyorum. Onun için beni buraya tutun bak. Sen dikkat et. Ama işe yaramasaydın hurdacıya verecektik. O hurdacı da yüksek fırına götürecekti. Bak ondan su geçiyor hiç hakkı yok. Sen işin bu. Nakledilmesine, akmasına sebep ol yeter. Yani iman da küfrün içinden akıyor.
küfür, şirk ve küfür. Süt, kan ve fışkı içinde geldi. Evet, mesela üstad iki şey söylüyor. Sırrı tevhid diyor. Başta küfür demiyor. Şirk ve küfür. Le ancak bu şirk ve küfrü sırrı tevhidde kalkar. Tevhid niye demiyor? Tevhid neydi? Tevhid. Kainatı düşün. İman, küfür. Doğru, yanlış. Hak, batıl. Zıtları düşün. Onların bütünlüğü. Ama şey yok. Soğuk artı 10 derecede, o eksi 10 derecede var ama birbirini cehretmiyor, ortadan kaldırmıyor. İki zıt duruyor aynı yerde. Bunun adı sırdır. Eğer artı 10 derece, eksi 10 derece bir araya getirip sıfırlanırsa bu neydi? Tılsım. Birbirine dönüşme. Hani zıtlar bir araya gelirse birbirine dönüşme sistemine 8. mi 7. sözde tılsım şeyde 8. sözde kuyu meselesine tılsım mesela canavarı kapıya aslanı ata değiştirdi. 7. sözde de var değil mi? Evet, 7'de var, 8'de de var. Birbirine bu tılsımdır. Sır ise daha cami. Artı 10 derece olduğu odada eksi 10 derece de var. Yani zıtlar aynı yerde birbirini ortadan kaldırmıyor. Böyle bir sistemin homojen yapısına sır deniliyor. Tevhid işte bu. Zıtlar var, birbirini ortadan kaldırmıyor. Bu zıtların arkasındaki zat. İşte sırrı tevhid demesinin sebebi bu zıtları insan barındırıyor ama arkasında zıtlar var. Bizde küfür de var. Onun için dedim. Yani iman ve tevhid şirk ve küfür borusundan akıyor. Ortadan bizde kalkmış değil. Şirk ve küfür var bizde. Onlar hatları belirliyor. Tabii hatları. Hat hudut var ya mesela otobanda sağ ve solunu. Hani hatta gece o kadar önemli ki yol kadar önemli çizgi. İstikamet o kadar önemli. Yani tevhid neydi? Zıtların bütünlüğü. Sır nedir? Zıtlar bütünlüğü ama birbirini ortadan kaldırmayan bir sistemin insanda da aynısı var. Kainatta da var. Sırrı tevhid bu demek. O zaman bu ne akar? Usta diyor ki şirk ve küfür haddi içerisinde vahiy akıyor. Mesela Allah vahiy gönderirken hadiste değil mi? Vahiy gelmeden, Cebrail gelmeden önce böyle şeytanla recmi şeyatin oluyordu diyor 15. sözde. Melekler şeytanları kovarlardı. Böyle bir hayal et. Lef-i Mahfuz'dan Kur'an inerken Cebrail sağ ve sol şirk ve küfür ehilleri. Şeytanlar, cinler öyle bir koridordan akıyor. Kovdu oradan, ortadan kaldırmadı. Yol açtı. Yolu açtı, onları kovdu ama kanal açıldı. Mutlak ve muhit olan bir şey. Evet. Mutlak, muhit ve ıtlak olan. Onları recmi şeyatin kovdu. Ne yaptı? Oradan geçti ve saltanat. Bütün şaşasıyla ki cinlerin, kafirlerine de, Müslümanlara da, şeytanlara ve meleklerin bütününe alayışla yani böyle bir resmi geçit alayış denilir. Bir alayış, bir resmin geçitte vahiy iniyor. Ulan merak ettiler ya. Böyle alemi gaybda bir hadise ve böyle bir inişteki yol, koridor, cumhurbaşkanı geliyor tamam mı? Koridor açılıyor böyle. Yollar kapanıyor bilmem ne. Lan kime iniyor bu ya? Bir baktılar ki secde etmediğimiz bu Adem ya. Bu et ve kemik işte toprakta. Lan bu kadar alayış, bu kadar tören, geçit. Buna mıydı ya? Böyledir insan işte. O zaman kendine bir değer ver bakayım. Sen kimsin ya? Allah ya. Meleklerine dedi ki hadi savaş yapın. Recmi şeyatin. Fırlatıyor mancınıklar. Onun için vahiden önce vahiy anında çok diyor recmi şeytan oluyor dedi. 15'ini söyledi. Ayette getirmiş Cenab-ı Hak o şeyi. Sonra iniyor. Ya sen kimsin ya? Bu koridor. Allah ile senin aranda koridor. O ne hangisi? 18 bin alem ve Cebrail. Peki bir tarafta kafir cinler, bir tarafta şeytan. İşte boru. Borudan su akıyor. Borunun zerre kadar hakkı yok. Sen ancak su akıttır yeter. Peki karın yok mu kadar işte? Var işte, dünyada silmet ediyoruz. Kafir mesela. Bana dediler Edison ampulü buldu, cennete gitmeyecek mi? Bu 15-20 sene önceki soruydu. Ya Edison'un cennete bir derdi yok mu lan, sana ne?
Adam ben cennete gideyim diye bir derdi hiç düşündünüz mü? Hiç okudunuz mu? Edison'un böyle bir derdi cennete hakkı yok mu? Lan böyle bir hak talep etmemiş ki. Şöyle bir şey var mı ya? Demir boru gibi yani. Yok adam demir boru gibi. Ha nedir o? Şu misali veriyordum o zaman. Bir ama düşün elinde fener var. Lambayı tutuyor. Ama göz sahipleri o fenerden istifade ediyor. Etraf aydınlanıyor. Ama için hiçbir şey yok. Ve Edison'un böyle bir davası yok, problemi yok, böyle bir ihtiyacı yok. Böyle bir dert de dertlenmemiş. Çok da şeymiş, hilebaz, hokkabaz. Ve kendisinin değil bu buluşu. Mesela Tesla yaptığı şeyler hep çalmış. Tesla, yani çalmış. Einstein de çaldı. Evet, diyordum. Yani. Einstein de çaldı çünkü bu Bilgi Bankası'nın sekreteriymiş. Evet. Müracaat ona ediliyormuş. Einstein de çaldı. Yahudi olduğu için Yahudiler pompaladı verdi. Çıkacak o da. Yani Einstein değil bunlar. Evet. Çıkacak onlar. Mesela mikrobu pastör buldu diyor. Ne alakası? Akşemseddin'e gelmiş almış götürmüş. Bizim de dinsizlerin de çok işine geldiği için Akşemseddin niye yazsınlar? Evet. Bak bu mesela uçağı ilk uçma kanunu. Karaköy Kulesi'nden Üsküdar'a uçan kim? Mesela Osmanlı yıkılmadan önce Osmanlı'nın son döneminde uçak imal ediliyordu. Orlanda'ya 100 tane uçak verecektik. Evet. Cumhuriyet kuruldu, uçak fabrikası Eskişehir'de kapandı. Adamın bir tanesi de uçan uçağa bakıyor. Bir yerde seyir yapıyor. Uçan uçağa. Uçak fabrikasını kurmamış. Uçak fabrikasının uçurduğu uçağı orada seyrediyor. Ondan önce kurulmuş. Ama o adamla uçak fabrikası kapanmış. Şu an öyle bir imaj veriliyor ki uçak fabrikasını kurmuş, uçağı uçuruyor ve alttan seyrediyor diyor. Ha, o yokken Eskişehir uçak fabrikasında uçağın denemeleri, uçak uçuruluyor, gösteriş yapılıyor. Satılıyor. Bu Türkiye'deki demir yollarını da fisibiliyle yapmış o, Demirören. Uçağı da yapan o. Adamı öldürdüler biliyor musun? Hem uçak fabrikası kurdun hem Türkiye'de demir yolları yaptın diye. Allah Allah. Ya. Yani sanki uçak fabrikasını kurmuş gibi lan kurulanı kaldırdılar ya. Ve kaldırılıyorlar uçak fabrikasının teknolojisini vesairesini Avrupa'ya devrediyorlar. Hasan abi, şimdi hani hemen birdenbire nasıl olduysa aklıma yine o hani bilerek mi yoksa kader ilahiyenin hükmüne alet mi oldular ya? Diye şey yaptım da. Şimdi Üstad diyor ki eğer beşer yoldan çıkarsa şey olacak. Bütün yoldan çıkarsa. Kıyamet. Evet çıkarsa demiyoruz. Bütün yoldan çıkar. Şimdi bir sebeple Türkiye'deki insanların meyli bu Mehdiyet yolundan saparlarsa. Bu Mehdiyet'in ortaya çıkması bir şekilde imkansız hale gelirse bütün bu yoldan çıkmak gibi midir? Şimdi bak. Usta, değildir inşallah ama yani ne Rüştü, biliyorsun? Zübeyir abi Rüştü abi şeyin ustanın sirke altıydı. O da Rüştü abiye derdi. Dedi bana dedi ki hizmet dedi Allah'ın vaat ettiği Mehdi Ali Resul denilen şey Risale-i Nur yaptı. Evet. O bitti. Kast edilen dindeki yapıldı. Şimdi siyasi Mehdi de diyor ki İslam'ın bir futuatı vardı 1950 ile 60 ben deriz. Sungur abi de bunu söylüyor. Bu da icra oldu. Şimdi artık Mehdi'nin şart işte gelecek mutlaka kıyamet kopmayacak yok o artık. Şu anda kıyamet rahat rahat kopabilir. Çünkü vaat edilen hepsi oldu. Evet. Peki Mehdi Ali Resul'ün gelip de bahar yaşanması bazı müstesna insanların ruhlarında, aleminde yaşanıyor. Yaşanmıştı demiyorum, yaşanıyor. Cennet asa bir bahar yaşanıyor. Siz cennet asa bir baharda yani. Ondan sonra böyle bir Risale-i Nur'un, hani Allah Resulü demiş aleyhissalatü vesselam. Ya Ali ben Kur'an'ın tenziline, nuzuluna, varlığına, vücuda çıkmasına savaştım. Kur'an ortaya çıkmasına. Traf oldu. Evet traf oldum. Sen ise tenziline değil, tenziline ben. Sen teviline, yani içeriğinin, anlamının, manasının bilinmesine. Ortaya çıkmasına savaşacaksın. Hadise ne demek bu? Hadiseler öyle olacak ki Kur'an'ın içeriğini hadiseler içerisinde anlatacaksın.
Yani öyle oturup da masada kalemle Kur'an'ın yan sıra mesela kul de ki mesela niye İhlas Suresi ihlastır? Hiçbir tanımlama olmadığı için. Kul de ki kim? Bir şey yok. Ne diyecek? Yani Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. Doğmayan doğuramaz, doğan doğurur. Bu sefer misil olur, misal olur. İhlas denmesinin sebebi hiçbir tanımlama yok içinde. Hiçbir şey şekil gelmiyor sen bu şeyi okuyunca İhlas. Allah-u Samet. Her şey ona muhtaç, o muhtaç değil hiçbir şey. Bir şeye benzetemiyorsun bak. Allah birdir. Kul vallahet. Yani öyle bir iki sayıların biri değil. Zıtların ceminin arkasındaki zat. Sen neler biliyorsan onların arkası. Mesela bu odaya geldin bak şimdi. Koltuk var, çekyat var. Masan var mı? Bilgisayarın var, defterin var. Öyle mi? Telefon var, kablo var. Hiçbirisine ben benziyor muyum? Bunların arkasındayım. Haşa, la teşbih ve la temsil. Allah da böyle. Benim içsel alemim, ruhsal yapım, hissiyatım, imanım, fikriyatım koltuğa bak bir de. Ne alakası var? Allah da la teşbih ve la temsil böyle. Onun için İhlas okunurken hiçbir tanımlama, hiçbir şablona, simgeye, sembole girmiyor. Diğer sureler öyle değil. Meyrem, kadını ayar ediyoruz. Hamile, Abdullah. Bana Abdullah, Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. İsa Aleyhisselam, bana benziyor. Yunus Aleyhisselam, bana benziyor. Üç ayaklı değildi. Surelerden bahsediyorum. Anladın mı? Ama İhlas suresinde hiçbir şey hatıra gelmiyor. Onun için İhlas denmiş. Allahu alem. Benim tespitim. Diğerlerine bir şey geliyor. Bir simge, sembol geliyor. Eğer gelmemesini istiyorsa Allah altına diyor ki leyse kemisle yüşeyim. Ve huve simulan. Yani bu anlattıklarım gibi de değil. Ha? Mesela Errahman alel arşiste var. Allah arşta oturdu. Yani sonra hemen altına diyor ki leyse kemisli şeyin. O hiçbir şeye benzemez abi. Öyle bir senin bildiğin gibi oturma değil yani. Buna ihtiyaç duyuyor yani. Altındaki ayet söylenmiyor. Ama İhlas da öyle değil. Hiçbir tanımlama, simge, imge, felsefe tabirini de kullanıyorum ki. Simge, imge, sembol, muşahhas bizim tabirle. Hiçbir şatırı gelmiyor. Yani mesela yok ki bildiğim. Doğmamıştır. Doğmayan doğurmaz. Doğuramaz. Doğurmaz. O zaman hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şey hatırına getirtmiyor. Doğmayan doğurmamıştır. Başı sonu yok. Varlığın sahibidir, arkasındadır. Allah Allah. Hiçbir şeye benzemiyor. İmge gelmiyor, sembol gelmiyor, simge gelmiyor. Onun için ihlas. Amellerimize de hiçbir şey hatırına gelmeyecek. Bunun için, onun için. Bunun için anlattı, bunun için dedi, bunun için yaptı. Hiçbir şey olmayacak. Niçin? Yaptım. Öyle bir hale gelmiş ki adam. Bir zatın şeyini okumuştum. Büyük zat. Ahmedi'den. Allah rızasını bile şey değil. Fıtratımın iktizasını yapıyorum demiş. Ha fıtrat astemin iktizasını yapıyorum. Mesela cennet. Nur talebelerine Risale-i Nur cenneti gay yaptırmıyor. Cennetin üstünde ne vardı? Rıza ilahi. Yani ne demek rıza ile? Rıza ile evet Allah rızası ama bendeki karşılığı nedir rıza ile? Fıtratı asliyemin gereğini yapmak demektir. Allah'ın razı olduğu fıtratı yaratması. Nasıl yarattı fıtratı? O şekilde fıtratın ortaya çıkmasına Allah'ın razı olduğu şekil bu. Hiç belirleniş yapmadan. Direkt... Belirleniş yapmadan. Hani bir hiçliğin bir manası gibi yani. Ya. Mesela Adem nasıl vücudu gösteriyor denildi. Dedim ya gece gündüzüm oluyor. Çok ilginç. Rüya gördüm. Ben yalan demem ya tabi sefere. Yalan lafz-ı kafirdir. Ne diyorsan bazı misalleri ufaltıp da veriyorum ha. Yani mübalağanın mübalağı. Çünkü piyasadaki insanlar bana ya telefonla görüşmekte geliyor ya. Mesela ben rüyada ya Adem nasıl vücuda sebep olmuş? Yok var ha. Hem kendisi yok hem var orada. Kendisi yok. Kendisi olmayan bir şeyi nasıl var eder? Kendisinden zıttı olanı var ediyor.
yokun zıttı var. Varın sebebi yok. Allah Allah. Yatıyoruz kalkıyoruz bir şeyler diyoruz tabii ders yapıyoruz. Rüyamda şöyle gördüm. Mesela acı çekmek. Acı çekmek vicdan azabı mesela. Şefkat azabı mesela. Var mı? Var ama yani yok kendisi. Mesela vicdan azabı. Bir azap var ama bir organ değil. Vicdan diyoruz. Sen bana belini bu neyi tuttun? Belim ağrıyor abi. Neyi tuttun? Parmağım ağrıyor. Kafanı niye tuttun? Başım ağrıyor. Ağrıyan bir yeri nereye ağrıyor deyince elini götürebiliyor musun? Yani. Mesela bak götür. Başım ağrıyor de başını götür. Orası. Peki vicdanım vicdan azabı çekiyorum. Götür elini nereye götüreceksin? Vicdanı yok ki. Hani vücudu yok yani. Hani atom cinsinden yok. Vicdanın mahluktur. Hatta birisi vicdanını bile kabul etmemişti. Yani Kur'an'da kalp diyor, vicdan yok diyor. Oysa Allah Resulü hadisi değil mi? Vücuttaki kalp gibi bir şey var ki falan. Neyse. Böyle deliller o kadar var ki. Şimdi vicdan azabı diyoruz. Vicdanın vücudu var mı? Atom cinsinden yok. Bir de azap var. Vicdan kendisi yok. Bir de azabı varmış. Vicdan azabı. Adem böyle bir günahlarımızdan dolayı yanıyoruz ya. Günahımızdan dolayı. Müsbette vicdan azabı çekilmez. Vicdani lezzet olur. Günahlarımızdan dolayı bir yanma oluyor ya. Bu Adem'idir işte. Günahların vücudu yok Adem'i. Bu Adem. Peki sana söyleyeyim. Bu günahımızdan dolayı yanarken vicdanı bir azap. Ne kadar hayırları ortaya çıkarıyor, var ediyor. Tövbeyi çıkartıyor, istiğfarı çıkarıyor. Günahtan temizleniyor, Allah'a yakın oluyor. Ulan günahtan Allah'a yakın mı olur? Vicdan azabı çekince yana yana, yana yana Allah'a yakın oluyor. İşte Adem vücudu ortaya çıkarttığı gibi. Müslüman sadece vicdan azabı çekiyor. Tabii, ötekisi çekmiyor zaten zalim. İşte rüyada böyle kalkınca bunu yazarım dediğim buydu. Yani kefaret oluyor bir cihette, bu vicdan azabı. Kefaret oluyor bizim tanımlama. Kefaret oluyor böyle yani. Şey. Ama ben başka yani, bir şey anlatıyorum. Daha ilerisini anlatıyorum. Gerçekten odur diyorsun. Yani daha ileri, yani evet. Ne oluyorsun biliyor musun? Vicdan azabı çekerek var oluyorsun diyorum. Var. Günahtan bahsetmiyorum artık. Sebap falan. Benim derdim sebap günah değil burada bak. Şu, vicdan günaha karşı vicdan azabı çekince... İşte fıtratımda var meyiller var ya fıtrat hastalığı. Ya Rab, Allah Allah ben bunu vicdan azabıyla böyle günahtan dolayı değil. Ya böyle bir Allah'a böyle bir vefasızlık. Yani bu sefer öyle ulvi latifelerin bu yanma ile var oluyor ki. Ama bu yanma ademi. Ama bu ortaya çıkış vücudi. Başka şekilde çıkmazdı zaten. Kitap okuyarak çıkmazdı o. Kitap okuyarak çıkmazdı o şey. Onun için Allah Resulü günde 70 defa yanıyordu. Anladın mı bu adem? Bu yanmak. Mesela sebap. Sebaptan keyif alıyor. Dünyada hemen macer peşin şeyi var. Evet. O var. Mesela diyelim birisini yardım ettin. Onun gülmesi, ihtiyacı giderdi. Ekmek yiyor. Ayakkabı verdim. Arabasına benzin koydum. Ne bileyim et verdim ya. Kurban eti verdim. Sağ olun dedi Suriyeliler. Ne kadar sevindi. Diyor hayal ettikçe sırf kalıyor. Ama günahları düşündükçe vefasızlığımdan dolayı, kendi asliyetime ihanetten dolayı azap çekiyorsun. Sen Suriyelinin et alınca gülmesine mi benziyor şimdi azap çekmen? Bana tanımla bakayım o azabı. Yok yani. Mesela eti verdim güldü. Yani et vermeyle gülmek eşit. Birbirine çok yakın. Günah ile azap birbirine yakın değil. Hiç alakası. Tipi yok çünkü. Bak Adem vücuda sebep bu. Hangi vücuda? Aslı fıtrat asliyen çıktı. Onun için İmam Ali ne güzel diyor. Servet yani parayla yani servetle fakirlik şey servetle hastalık. Batırdığı adama göre çıkarttığı adam daha çoktur. Yani şey servet. Fakirlikle hastalık. Çıkarttığı çok. Servetle sihat, batırdığı adam daha fazla. Çıkarttığı adama göre. Onun için böyle azap çekiyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Mesela ben mesela şimdi başka yerde olacaktım. Gece arabadan indim. Benim kardeşlerim var, davam var.
Hemen buraya hemen, hemen geldim aslında. Gidiyordum, gene görevliydim oralar. Daha âli bir görev için yolda indim arabada. Hadi siz yolunuza devam edin. Ben dershaneye acilen ihtiyaç var, bana ihtiyaç var. Veya hissettim. Ben onların başında olmam lazım. Hemen. Bu ne? Vicdanın sesi. Çok garip bir ses. Ya bu yani vücuda getirebilir. Ve bakın korona denilen illet cirit atarken öyle bir şeyin gelenlerden çıkması, bu vakıflarımı ben bırakamam. Yani bakın buraya gelip giden de oldu çok şükür, bizimkilerde yok ama olsun, gene gençtirler, evham ederler, vesvese ederler. Buraya gelip giden bir kardeş de böyle çıktı, acaba bizde var mı? Onları toplamam. Onlar ne yapmam lazım? Bir göreve gidiyordum. Hemen geldim, başlarındayken ne olacağım ki? Çocuklar rahat olsun. Rahat olsun. Ölsem ben öleyim ama onlar rahat olsun. Onlar burayı, bulundukları dershaneyi sorgulamasınlar. Yani acaba doğru, hani yalnızlık hissetmesinler. Yalnız değilim demesinler diye. Yaşım 58 olduğu halde ben tak dışarıdaydım. Bak demin geldim, buradayım. Endişe etme, korkma. Yani bu nedir? Şey için veriyorum. Yani yaşanan bir hayattan örnekler, kesitler yapıyorum ki. Yani evde de böyle. Yani olmayacak bir şey mesela. Sabahtan akşama çalışıyorsun. Ya doktor kadar hapis ben insan bilmiyor, doktorlar kadar. Sabah bir giriyor. Yani Allah razı olsun. Eğer namazları varsa Allah, namazları yoksa Allah hidayet versin. Öyle fedakarlar ki. Sabah bir giriyor hastane odaya. Akşam 5-6'da çıkıyor. Hapishane değil mi? Bir cihette. Ne bir cihette? Bir odada hapishane ya. Yani tuvalete gidince bile hastalar diyor ki neredesin, nerede kaldın? Acayip. Yani ben gittim Fikret'e. Ya dostum ya, ben de 6 ayda bir gideceğim ya. 3 ayda bir gideceğim. Doktora gittim. Bizim Fikret, bizim kardeş. Çok seviyorum. Abi dur biraz da. Lan arkada, arkada senin kapıda ve çıkarken. Ya doktor seninle beraber çıkalım, bari bir çıkart da, çünkü bana şimdi küfür de derlerse. Ya bu, mesela en fazla şey de oldu. Bilim kurulu üyesi var. İsmi vermeyeyim. Tevfik abi ya. Karadeniz'de, Farabi'de. Başhekimdi, Allah razı olsun. Göğüs ana bilim dal başkanı. Ve şu anda koronada bilim kurulu üyesi. Yani onu ziyaret etmiştim. Sizi ziyaret ettim şöyle. Ondan sonra ya adam göğüs ana bilim dalı başkanı, fakültede, eğitimde gittik. Ya dedim bir iki dakika ben çekeyim, doktorum bekle. Ya tamam da diyor ya, ben de onları çok bekledim ya. Hasan kardeş benden yaşlı olduğu halde abi diyor tabi. Ya diyor bir iki, o kadar ihlas bir adam, hep ihlas konuşuyor. Ve hep ihlas konuşanı benden fazla onu gördüm. Ben mübalağa etmiyorum. Benden fazla ihlas konuşan onu, deseler onu derim. Mesela benden önce ölse, hani safta duruyorlar ya, bu adamı nasıl bilirsin? İçimde şu, ya Rab hep ihlas konuşurdu. Amelin hep ihlas olmak lazım. Yoksa hiçbir anlamı yok. İhlas. Ya adam bir oturuyor ihlastan. Ben bazen giriyorum böyle. Ondan sonra dedim, ya dedim bekliyorlar diyorum. Tamam bak dışarıda bir sürü şey var. Ya şey yapmayalım. Çıkarken, iyi ben seni çıkartayım dedim. Şimdi bir şey demediler doktoru görünce. Yoksa yiyecekler. Hani ama Altay'da bizde onlara da ihtiyacı var. Yani adam, onun için söyledim ya, sabahtan akşam oradalar. Acıyorum, dua ediyorum. Dua ediyorum yani onlara. Namaz olmayanlar Allah'ım namaz ver ki o hapishanesini kutsiyete dönsün. Bütün ömrü ibadete dönsün. Tuvalete gidişi bile ibadete dönmesinin sebebi namaz. Allah onlara namaz nasip etsin. Hani çok seviyorum bunları. Fedakar insan. İşlerinde hayni yok mu? Var tabii. Gerekmediği halde bıçak vuranlar. Gerekmediği halde ilaç verenler. Gerekmedi. Peki nasıl oluyor? Her meslekte var ya. Bizim hocalıkta yok. Oo ne hainler var. Ayasofya'nın açılışında hoşlanmayan hoca biliyor. Bizzat diyor ha bana. Zan değil. Hiç hoşlanmadım biliyor musun dedi benim Ayasofya açılmasından. Şaka söylüyorsun dedim ya. İşte Ayasofya'nın açılması itikattandır diye bir ses kaydı yaptı. O adam sebep. Her şey maydanoz olan, her şey bir yorum yapan, hiç alakasız, dinle, zahirde, siyasette olduğu halde her şey maydanoz olan adam, vitrin adamın Ayasofya hakkında bir teşviki yok, açılışında da yok.
En başta sen olacaktın. Sol tarafta mı diyeceğim şimdi? Solcu mu, CHP'li falan mı diyeceğim şimdi? Mesela demiş ya bir tanesi, Ahmet Davutoğlu mu ne? Ben demiş hiçbir zaman kendimi sağda hissetmedim. Hep sol kesimde kendimi hissettim şimdiye kadar demiş. Çok garip ya. Hayır hahıllarımız gözükürken. Çok acayip. Onun için yani o kadar hakla batıl birbirine girmiş ki. Bu taraftarlık ciheti. Mesela Tayyip mesela. Bu kadar şartlar içerisinde kendi rengini gizleyebilmesi imkanı yoktur. Bak ben onu sonradan tabii. Ben 1998'de kaçarken dağlarda bak yalan lafzı kafirdir. Rüya görmüştüm. Ben bu adamı tanımıyorum. O faili meçhul dönemlerde vardı ya ben kaçıyordum. Dağ Lozan'ın iç yüzü dersimden dolayı o asit kuyularına atıyorlardı. Kıyma makinesine koyuyorlardı. Adamı canlı canlı kıyma yapıp denize veya domuz çiftliğine yediriyorlardı. Bir Nur talebesini karşıda neresiydi Boğaz Köprüsü'nün yanında bir tane Beykoz'da duvara çaktılar. Met Zehra'nın şeyi. Abisi vardı ya. Neydi? Z ile başlayan bir abi. Ondan sonra o zaman işte bizde Lozan çizgi Sungur abi demişti rahmetli. Hemen İstanbul'u terk et. Mümkünse Türkiye'yi terk et. Suriye'ye gidecektim. Gidemedim orada Hatay'dan. Rize'de dağlarda kaldım. O zaman Rabbim işte teslim mabında bana zatı göstermiş. Ben 96-97 civarlar, 28 Şubat. Bunu görmüştüm Tayyip'i. Mehdi geliyor siyasi Mehdi, seni ziyaret ediyor diye. Neyse. Ya bu kadar 2000, ya kaç İstanbul Belediyesi'nden beri bugüne kadar İstanbul tarafkirlik. Tamam da abi kardeşim, Allah yani bu ümmete, yani Peygamberimiz diyor ki ümmetimin ekserisi yanlışa ittifak etmez. Hadis. Bu kadar halis be. Muhlis Müslüman cemaatler, Mahmud Efendi, İsmail Ağa, Cübbeli grubundan bahsetmiyorum. İsmail Ağa başka, Cübbeli onu kes. Çürümüş peynirin tarafıdır o. İsmail Ağa ayrıdır. Cübbeli ihanet etmiştir Mahmud Efendi Hazretleri'ne. O kabul etmiyor. Metin Hoca vardı ya, o grup. Ondan sonra Adıyaman, mesela Hazretleri. Mesela Kadiri Tarikatı, Geylani, hepsi bu kadar Müslümanlar ittifak etti. Bu kadar muzam ümmet Cadde-i Kübra'dan gider. Bu kadar ümmet ittifak etmiş bu adama. Evet. Ustad da diyor ki Nur cemaatleri nereye ittifak şey yaparsa, meylederse Allah oraya muvaffak eder diyor. Evet. Sungur abinin bunun hakkında beyanatı var. Vazifelidir dedi. Özat-ı Tayyip için. Abdullah Yayın abinin zaten videosu var. Ustadın vekili olan Hüsnü abi şu anda sağ yüzüne dedi. Senin vazifen var biliyor musun? Sen vazifelisin dedi. Ayasofya'nın şeyinde. Yani bunlar hiç anlamı mı yok? Ben 58 yaşındayım. Ağustos'un 10'unda 58 olacağım. Kaç gün var şu anda? 2, 1, yarın. Yarın bak. 58 olacağım inşallah. 40 seneden beri bu hizmetteyim. Tamam da günahla yorulsak biraz felasetin şeyi bulanık olur. Hani ben siyasi arenada boğulmamışım ki göstergem sisti olsun o kadar ya. Yani bu adam o zamandan beri çizgisi belli de. Ama Davutoğlu bak çizgisi çıktı. Kendi ifadesi, videosu varmış ya videosu. Ben hiçbir zaman diyor kendimi sağda hissetmedim. Hem solda hissettim diyor. Maksizmde hissettim kendimi diyor. Kendisi videosu, kendisi esin. Bu adam çoluk çocuğunu, karısını her şeyi tehlikeye atarak. Şu an tehlikede. Eylem. Şu anda damadının yaptığı, damadı şu anda hedefte değil mi? Rusya'nın, Mısır'ın, Siyonistlerin. Öyle değil mi arkadaşım ya? Şu anda insansız hava aracı. Türkiye'ye kötülük mü yaptı, iyilik mi yaptı? Yani iyilik yaptı. Bir Müslüman, kanında Müslüman kanı olan, kanında iman zerresi olan bir insan, insansız hava araçları ve hava araçları Türkiye'ye çağıtan, Türkiye'ye kötülük oldu, Türkiye iyi olmadı diyebilir mi? Peki bu adamı istihdam eden, bu adamı canı pahasına kızıyla da tehlikeye koyup Türkiye için bunları yap diyen adam Türkiye'nin düşmanı olur mu? Yani
Yani anladın mı? Ben hani Berat'ı bir maliyeciye vakfetmiyorum. Olabilir o bakan. Öyle bakanlar o kadar gördük ki tamam. Babacan. Ama bu başka bir şey veriyorum fiilen. Şimdi insansız ve insanlı hava araçlarını Türkiye'ye katkı yaptı mı yapmadı? Terörü mesela değil mi? Şeyi atlattırdı ya. Ha, çağ atlattırdı. Türkiye. Dünyaya biliyor musun? Peki bu Türkiye için iyi olduysa bunu yaptıran adam yap arkandayım diyen adam kötü adam olur mu? Yani art niyet güttüğünü nasıl düşünebilirsin? Türkiye kendi otomobilini yapıyor. Evet. Tankını imal ediyor. Evet. Uçağını yapıyor. Bu Türkiye için kötü mü ya? Daha evet. Şimdi ayeti kerimeden getireyim. Allah'ın evlerini, mescitlerini Nur suresinde ancak Allah'a iman edenler yapar diyor mu? Ya sanki Osmanlı padişahının devamı Abdülhamit'ten sonraki zat gibi 6 minareli Çamlıca'da cami yaptırmış. Hadi mescidi zirar olsun. Ha, Ayasofya'yı ustad açılmasını istiyor mu istemiyor mu? Bizzat belirtiyor zaten. Peki Ayasofya'yı açan adam Hristiyan dünyasından tepki mi alır, takdir mi alır? Tepki alacağını bildiği halde bunu cesaret edip göğüsten adam Hristiyan ve Hristiyan taraftarı olur mu? Değil mi? Hristiyanlardan hürmet istiyorsan, takdir istiyorsan onlar gibi ol. Tabii. Ya bu kadar Suriye'de, Libya'ya, Müslümanlara yardım ediyorsun. Namuslarını korumaya çalışıyorsun. Canlarını, mallarını korumaya çalışıyorsun. Evet, evet. Canını vererek yani. Evet. Peki Ayasofya'yı, Çamlıca'yı mesela ben bir tane söyleyeyim. 163'ü kaldırdı Turgut Özal. Cesedi çürümedi. Çıktı ya otopsi için. Evet. Sol ayağını dizinden aşağı çürümüş. O da Allah-u Alem karısından dolayı. Özel ayak. Ama vücudu çürümedi. Bir ezan-ı Muhammedi ortaya çıkaran Menderes'in namazı yoktu. Gayrime şahit de varmış yani. Bilmiyoruz da. Belki de nikahlı. Bilmiyorum. Evet. Ama öyle İslam bir hayatı yok. Duruş yok. Ezan-ı Muhammedi aslına getirin. İslam karamanı dedi ya. Dünyada Müslümanların ezanı okunuyordu. Sırf Türkiye'de okunmuyordu. Ezan Türkiye'nin meselesiydi. Turgut Özal çürümemesinin sebebi 163'ü kaldırdı. 163 kanı neydi? Çok yargılandım işte ben o içtimai, iktisadi, siyasi ve hukuki sahada dini siyasete alet etmek. Elastiki bir kanun. Oo, 7 sene çakıyordu. Çıkarlarını alet etmek. Rüştü abi ne kadar? Şimdi Turgut Özal yeri söylüyorum. Sirkeci var İstanbul. Otogar. Onun yanında bir cami var. Orası neyi biliyor musun? Senin yaşın müsait değil belki. 80'deydi var. Ben 83'te mezun olmuşum. Orası İsmet İnönü daha Osmanlılar'da camiydi. Otogardaki yolcular namaz kılsın diye. Orada başlıyordu otogar. Osmanlı otogarı. Osmanlı treni. Onu ne yaptı biliyor musun? Meyhane yapmıştı. Yıktı meyhane yaptı. Aynı yere. Sanki İstanbul'da arsa yoktu. Bak evet. İsmet İnönü meyhane yaptı. Nereye kadar? Bakın girin internete. Turgut Özal zaman. Turgut Özal o meyhaneyi. Adam... Evet, ta kaç tane el değişti. Mağdur olmasın diye elinden almadı. Satın alıyor. Onu çok iyi takip ettiğim için biliyorum. Onu istimlak ediyor. Onu satın alıyor orayı. Tekrar cami yapıyor. Meyhaneyi camiye çeviren adama bu Turgut Özal'a bile düşmandı. Bu FETÖ. O zaman da düşmandı. Zehirleyenlerden. Anladın mı? Şimdi... Cami, mescidi cami yapan. Tövbe. Meyhaneyi cami yapan. Bir tane böyle. Peki ben sana şimdi sayayım. Kızıl Elma Caddesi neresi biliyor musun? Fındıkzade yuvarlanı biliyor musun? Fındıkzade. Oradan adlı tıp var. Koca Mustafa Paşa. Hı. Köşe başında. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bitişi. Hı. Köşe başında. Orada adlı tıp var yani. Hukuku tıp şeyleri o. Şimdi Fındıkzade o altı meydanından adlı tıba doğru giden bir cadde var. Hı hı. Kızıl Elma Caddesi. Hı. Hemen 3. sokağında biz Rüştü abiyle 1985'ten 90'a kadar orada kaldık dershanede. Tükçü Hamdullah Sokak. Oradaydık. Hı. Yani kaldığım için söylüyorum orada 5 sene. Sonra 90'da Zeytinburnu'na geldi. Bak Kızıl Elma Caddesi, Tükçü Hamdullah Sokak. Tamam. Ha, Fındıkzade o yuvarlağından, ana merkezden adlı tıba doğru giden caddeye Kızıl Elma Caddesi. Ha,
Orada giderken solda Salı Pazarı kurulur. Tam ortada. Ve o pazar sokağını geçtikten sonra orada bir park var. Ben yeri söylüyorum. Daha orada 5 senem geçti. Orada umumi bir tuvalethane vardı. Parkta şehrin tuvaleti. Yani oradaki esnaf ve sahip turistler hep o tuvalete giderlerdi. Tuvalethane, umumi tuvalet. Neymiş biliyor musun orası? Osmanlı'nın bilmem hangi padişahın bir alime yaptırdığı mescitle medreseler vardı. O park ve tuvalet olduğu yer, tam tuvaletin olduğu yer camiydi. Etrafı hep külliyeydi, medreseydi. Onu adam malumza yıkıyor, tuvalet yapıyor. Tuvalet. Yeri de söylüyor. Şimdi oraya git bak. Aynı eskisine benzer. Çünkü Cumhuriyet döneminde 20 bin cami katledilmiş. Aynı o tuvaleti kaldırılıyor. Aslı camiye dönüştürülüyor. Ve hiçmediye de düşmüyor. Yani reklam yapmıyor. Peki bu camiyi tuvalete çeviren, tuvaleti de camiye çeviren, ikisi farklı. İslam'a göre, sana göre demiyorum. İslam'a göre nasıl bir adamdır? Gerek yok yani. Camiyi tuvalete çeviren İslam'a göre, aslı camiydi, tuvalete döndürmüş birisi kendisinden önce. Bu adam da tuvaleti camiye döndürmüş. Sen bunu daha nasıl tevil edersin? Olan yurt dışında gavurların metini, İsrail'in metini alkışını alması için gene öyle yapması lazımdı. Başörtü meselesini. Başörtü meselesi siyasiymiş. Lan siyasi olabilmesi için, yurt dışı Amerika'nın desteğini alması için başörtü düşmanlığını devam etmen lazım. Onların istemediğini yapınca onların desteği onların adına olur mu? Ama gene bir şey der yani adam. Yani. Peki o tuvaleti şu anda cami. Başka bir tanesini söyleyeyim. Şimdi gene Fındıkzade'den Vatan Caddesi'ne iniyor aşağıya doğru. Bu ters. Vatan Caddesi. Luna Park vardı orada. Ha, o inerken Fındıkzade meydandan aşağı doğru inen bir cadde var. Hemen inmeden o meydanın köşe başında şimdi bir tahtada mütevazı bir cami var. Orası da birahaneydi. Aslı neydi? Osmanlı'nın hastane vardı orada. Hastaneye gelenler namaz kılsınlar diye camiydi. Adam onu meyhaneye çevirdi. Tayyip gene bunu istimlak ediyor. Öyle çıkartmıyor zorla. Ondan sonra tahtadan gene orası cami yapılmış. Kimse de bilmiyor gene. Böylelikle yüzlerce, ben onlarca sayarım. Ben İstanbul'da büyüdüm. Ben İstanbul çocuğuyum yani. Bilirim nerede tuvalet vardı. Belediye başkanıyken yaptım. He? Yani düşünebiliyor musun yani? Ona nasip oldu. Yani. Tamam da bu kadar hayır işleri sana niye nasip olmadı? Bana niye nasip olmadı? Ya Ayasofya'yı da mı siyaset açtı? Çamlıca Camisi'ni de mi? İnsan sabah araçlarında siyaset etmiyor. Canını dişini koyarak. Allah sana iman versin diyorum. İman. Ben babamın oğlu değil biliyor musun? Her şeyini onaylıyor muyum? Hayır. Kendimizin bile her şeyini onaylayabiliriz. Yani insan hem duman, bir odunda duman da var, nur da var. İnsanın nefisten de nur var. Hayrisi fazlaysa, hayır fazlaysa, hayırlı adamdır. Şerri fazlaysa, şerli adamdır. Şimdi bir adam düşün ki, dinde, Türkiye'de bir numaralı adamdı. FETÖ. Bir numaralı değil miydi? Her şey siyasette o, ondan sorulur. Tayyip'in ilk dönemi öyle değil mi? Bir tane camisi var mı? Yok. Bir tane. Yapabilir miydi gücü isteseydi? Çok şeyler yaptı. Peki bir tane camisi var mı? Yok. Okullarda Sufyan'ın şeyi vardı. Okullarda Sufyan'ı alkışlıyor. Ona demiyorsun. Peki başörtü için ne demiş? Teferruattır demiş. Şair-i azam denen. Şair-i azam diyor ustad. Şair-i azam. Ayasofya içinde şair azam diyor. Kardeşim, bir insan öyle diyor. Risale'de geçiyor. 15. sözde geçiyor. Uzaktan baktırmakla muvakkaten kısa bir dönemde kandırabilirsin diyor. Şeytanla münazarasından. Bir,
uzaktan baktırarak muvakkaten. Ama uzun bir zamanda bir insan hayatı sergileniyorsa ki gizli bir tarafı kalmıyor. Benim de pek gizli tarafım kalmamış. Hep sergileniyor. Ama bir insan gizli kalabilir. Ama toplumun, medyanın karşısında uzun bir müddet, tabi mesela belediye başkanlığından şimdiye kadar her şey cıcığı inci çıkıyor. Burada dinine, imanına, itikada, eyleminde olur. Niçin olur? Haşa, onaylamıyoruz. Ama 86 seneden beri bir enkaz var. İslam'a zıt bir sistem var. Bir bütün dünyanın şer cenyanının ki Ustad Zendeka Komitesi diyor. Şimdiki tabirle globalistlerin tamamen odaklandığı bir Türkiye Cumhuriyeti var. Merkez Bankası'nın da Türkiye'nin zannediliyor. Bak parasını bile Türkiye kendi basıp basamıyor. Türkiye Cumhuriyeti değil. Paranın üzerine i yok. Evet. Türkiye Cumhuriyeti yok. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyor. Türkiye'nin değil yani. Evet. Parayı bile Türkiye basmıyor Türkiye'nin parasını. Amerika'nın parasını bile. FED mi ne diyor? Amerika basamıyor. Kim? Zendeka Komitesi. Şimdiki tabirle globalistler. Bunlara rağmen İslam'ın önünü açmak. Kendisi bir şey yapacak diyor ki. Risale'de öyle geçiyor. Bizim önümüzü aç diyor. Menderes'e diyor ki iki şey yap diyor. Ezan aslına, Menderes'i aslına, Ayasofya aslına çevir diyor. Ezan aslına çevirdi. 10 sene Allah verdi, güç verdi. Ayasofya'da açılırsa tamamen muvaffak olacaksın dedi. Açamadı adam. Turgut Özal da açmak istiyordu her bölge. Ama peki mi? Ayasofya açıldı. Buna hiçbir şey yapamazlar artık. Bitti. Ayasofya açtı. Üzerindeki bela, musibet Allah kaldı. Bu kadar hedefte globalistler oldu. Bir şey yapamadılar. Yapamayacaklar. Vazifesi ne kadar gidecek? Ha, iyi biiznillah ya. Ben siyaset yapmıyorum. Ama siyasete baktığım zaman, geniş daire baktığım zaman Risale-i Nur gözüyle bakıyorum. Seviyem kadar Kur'an, seviyem kadar hadis, seviyem kadar Risale-i Nur'la bakıyorum. Ha, bunlar da niye diyorsun? Kardeşim, Ustad Menderes'e yön verdiği gibi, hayrını alkışlayıp teşvik ettiği gibi ben de bu hükümetin müsbetini vurgulayarak alkışlıyorum. Şerinizi. Ustad siyaset yok diye öyle muvazenesiz, hiç konuşmamak gibi öyle muvazenesiz Nur talebeleri de var yani. Aman için şey yapma. Ustad Menderes'e yol göstermiş. Demokrat Emirdan Nur talebelerin amına diyor. Ceylan Çalışkan abi vesaire akrabası. Bak, Isparta Demokrat Parti Nur talebeleri. Tamam, adına Nur talebeleri. Beyanatlar bir sürü yol gösteriyor. Mehdiyet yol gösteriyor. Yani var olanı yok sayamazsınız. Yön vereceksin. Şimdi ne yapıyorsun? Mesela o adamın İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamıyoruz. Bir de وَلَا تَزُرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى sırınca bir insanın suçunu ailesine teşmil etmeyeceksin. Suçunu ona bırakacaksın. Kayyum atamalarında çoluk çocuklarına ve o FETÖ'nün verdiğin kişilerin malına, mülküne gasp edemezsin. Kayyum atayamazsın. Adam cezası var, şahsına vereceksin. Çoluk çocuğuna teşmil edemezsin. Adam fabrikasını elinden alıyor. Yapamazsın bunu. Cezası varsa cezayı vereceksin. Bu yanlış. Takdir de var. İşte şerleri kim ya bakayım. Orlanda konuşurlar. Ondan sonra yani bakın onu şey yapmıyorsun, onaylamıyorsun yani. Doğrusuna doğru. Yani yanlışı da yanlış. Peki tamamen kursursuz bir siyaset diyor. Ustad diyor ki bak münazaratta diyor ya. Bir anarşist diye bakarım diye bakar mısın münazaratta? Bak oraya okulda bir göstereyim de ondan sonra seni de göndereyim. Bak geldin yani bir saat sohbet yaptık ya. Aç bak anarşist nazarıyla bakarım diye bak. Anarşist yazar mısın? Anarşist. Yo yo sen aramaya bak aramaya. Hiç açma münazarat açma. Anarşist ve anarşi yaz. Yaz be münazarat kaçtı ya? 34 müydü 31 miydi ya? Şuna bak Allah'ım ya. Münazarat 17. 17 mi? Açar mısın? Münazarat 17. Aç, aç abi. Okur musun? Paragrafın başını.
Muhali talep etmek kendine fenalık etmek. Bir dakika. Muhali talep etmek kendine ne demek? Bir insanı peygamber hariç, ustadını bile. Barla'da geçiyor. Ustadı diyor, ustadını, ustadımız diyor. Kusursuz zannetme. Kusursuz, kusurdur diyor. O zaman bir insanı kusursuz, bir partiyi kusursuz, bir siyaseti kusursuz talep etmek, muhali talep etmek olduğundan kendine kötülük etmektir. Ancak peygamberlere resmet. Evet, o kadar. Peygamberlere. Oku bakayım, devam et. Muhali talep etmek kendine fenalık etmektir. Zerratı günahkarlardan mürekkep bir hükümet. Ha, zerratı günahlarla. Günahkarlardan. Günahkarlar. Mürekkep. Mesela hükümetin memurları var. Günahkar ya, zerratı derken bir şeyin vücudunun hücreleri. AK Parti ilçe teşkilatı elemanları. Elemanları, devlet memurları. Rezil adam. Senden benim çocuklarımızı aldı. Sureti haktan gözüktü. Ben çocuğumu terpille verdim. Tamam. Çocuğumu oraya verdim. Müslüman gözüktüm. Tamam. Sonra AK Parti'nin bir şey buldum. Yapmasa bakma AK Parti bizim çocukları almıyor. Hmm. Alırsa senin çocuğun orada rüşvet yiyor. Hmm. Ondan sonra bak hükümet de rüşvet deniyor diye senin çocuğunun rüşvetini gene o senin yaptığın o rüşvet şeyle iltimasla koyduğun hükümete suçlu buluyorsun. Senin çocuğunun yaptığı rüşveti hükümete veriyorsun. Aynen. Ama çocuğun işi almasa hükümet evet, bize bakmıyor diyorsun. Evet, aynen. Senin çocuğunu alıyor, senin çocuğun sahtekarlık yapıyor. İşte zerratı günahlarla mürekkep bir hükümeti kusursuz mu? Bak, tamamıyla masum olamaz. Tamamıyla masum olamaz ya. He? Demek noktayı nazar. Ha bir dakika. O zaman nasıl bakacağız? Noktayı nazar nedir? Bir insana, bir devlete, bir hükümete, eşine, bak eşine, karına, kızına, kendine nasıl bakacaksın? Psikoloji bundan bozuluyor. Ben niye adam olamıyorum? Tabii ki adam olmayacak tarafında var, olacak tarafında mücadele olacak. Bütün iyi olmak nerede var ya, öyle bir şey yok ki. He? Demek noktayı nazar. Demek ki noktayı nazar. Hükümetin hasenatı seyyiatına tercihudur. Ha demek ki hükümetin hasenatı iyiliği kötülüğünden üstünlüğüdür. Yoksa seyyiyesiz hükümet muhali adidir. Bak seyyiyesiz mesela. Mesela Cumhuriyet AK Parti. Cumhuriyet döneminde 20 bin tane camiyi katletti. Sen buna çarşaflı olarak oy veriyorsun Tayyip düşmanlığından dolayı. Peki bu camileri ihya eden, meyhaneleri camiye dönüştürene düşman oluyorsun. Bir de imanın var senin değil mi? Camiyi yıkana verebiliyorsun değil mi? Ben öyle bir hoca biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi hakkında ilahisi var bende kayıtlı. Sen şey yapan, böyle yaptın. Aynı hoca Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu son seçimde oy verdi. Karısı da çarşaflı. Ustad ne güzel diyor. Müslüman namı altında olanlar diyor. Mesela bak Cumhuriyet Partisi vermedi. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İYİ Parti aynı değil mi? Cumhur İttifakı değil mi? Evet. Ha o havuza attı ne oldu? Mesela diyelim ki burada yuvarlak bir havuz var. O ileride bir tane havuz var. Sağda da bir tane havuz var. Solda da bir tane havuz var. Bu havuzlara dolan su orta merkeze bağlanıyor. Buna birleşik kap teorisi deniliyor. Havuzlara, küçük havuzlara attığın merkeze gidiyorsa ha merkeze attı ama küçük aynı. Ha İYİ Parti attın, ha HDP attın. CHP gidiyor. Evet. Bak CHP kimi kandırıyorsun sen bilmiyor musun diyorum. Şimdi bu kadar hilafeti kaldıran Ayasofya'yı müzeye çeviren muzahrefat denilen şeyi Ustad Ayasofya muzahrefat diyor. Muzahrefat demek senin din sembolünü, şairini kapatarak dinini kapattın demek. O muzahrefat o demek yani. Yani bir devleti savaşlaştığı zaman eskiden onların tanrılarını, putlarını alırmış, kırmazmış. Depoya koyarmış. Bak tanrılarınız benim depoda kayıtlı olduğu gibi dininiz de kayıtlı benden. Ona muzehrefat denilir. Ayasofya'da böyleydi. İslam dininin, hilafetinin cihat ruhunu kapatılmış. Kelepçe vurulmuş. Cihat ruhu yok edilmiş. Çünkü Ayasofya, Cemal-i Mutefika İslamiye'nin, İslam Birliği'nin hilafetin sembolüdür. Tamam mı? Kılıcımın yadigarı o demek Fatih. Yani cihat ruhumun sembolüdür. Kılıç. Yani ben bu memleketi fethettim, dolayısıyla benim hazinemdir. Benim bu savaş şeyim, ganimetimdir demedi. Hiçbir şey de almadı, kılıcımın yadigarı budur. Ne demek? Cihat ruhunu buraya dikiyorum, kılıcı tak diye. Onun için kılıç da hutbeye çıktı.
Kılıç da alındı, kılıç da kapatıldı, kılıç da açıldı yine şimdi. Hani şey, askeri dirayet ekonomi. Peki bu adam bu Ayasofya'yı, hilafeti kapatarak Ayasofya'yı putaneye, muzehrafata çevireni bir laf etmezken bunu açanın ya niyet okumaları var ya, niye? Suizan. Ya bunu açtı ama niye açtı biliyor musun? Niye açtı Radiyallahu anh Hazretleri? Ne niyeti olursa olsun. Ustad açılsın değil mi? Menderes'e diyor ki aç diyor. Aç diyor. Maneviyatın evliya olacaksın demiyor ki. Bak diyor Ayasofya'yı aç. Gücünden fazla 10 kat alacaksın. Ezanı Muhammedasına çevir. Peki Menderes ezanı din için mi yaptı? Bilmiyoruz. İnşallah onun için yapıyor. Ama şehit oldu. Netice bu. Ama ne için yaparsa yapsın. Ustad diyor ki maneviyatın artacak. Evliya olacaksın demiyor Ayasofya'ya. Gücünden, siyasi gücünden 10 kat alacaksın. Bak siyasi güç. Tayyip de siyaset için yapsa zaten üstad söylüyor. Siyasi gücün artacak diyor. Evliya olacaksın demiyor ki. Sen kutbul azam olacaksın demiyor ki. Siyasi gücün artacak. Siyaset için yapacak tabii. Neticede benim işime, ben orada secde yapacağım. İslam siyaseti diyor zaten. İslam siyaseti bu. İslam siyasetini artacak. İslam menfaatini. Tabii. Ondan sonra bir adam dedi ki burada ezan okunmasın. Namaz kılanlar çıkın dışarıya dedi. Başka bir adam dedi ki yok ezan okunsun. Burada da secde yapılsın. Bir... İki adam sana göre demiyorum. İslam'a göre nasıl adam? İslam'a göre. Allah. Peki sen niyet okursan. Peki bir adam hiç camisi yok. Bir tesettüre de karşı. Bütün dini faaliyetlerinde tesettür esas almamış. Tam tersine. Bunu niyet okumuyorsun da. Fiilen İslam'ın lehine camiler yapan, tesettürü yapan. Avrupa'ya rağmen Ayasofya'yı açan, insansız varışları yapan, çağ atlatan, bu kadar hayrı varken bunu nasıl bir ruhla bunun aileni bulunuyorsun? Şimdi diyecek. Oku bakayım. Munazarat 17. Yoksa seyyasız, seyyesiz hükümet muhali adidir. Yani hiç kusursuz yani. Ha, maliyede memur benden rüşvet aldı. Dolayısıyla Tayyip şey yani kötü adam. Öyle yapıyorlar aynen. He, sonra ben bu adamlara diyecek şimdi. Muhali adidir. Öyle adamlara anarşist nazarıyla bakıyorum. Bu tip bu düşüncelere bu sahip olan var ya kafalar. Kimmiş bunlar? Anarşist nazarı. Anarşist kimdir biliyor musun anarşist? 149 Kastamonu'da söylüyor. Yecüc ve Mecüc'ün temsilcileridir anarşistler. Anarşist diye bakıyorum ne demek? Ahlakta ve hayatta mufsit bunlar. İfsatçı. Fesat saçarlar konuştukları zaman. Anarşist o demek. İlle silah tutan değil. He? Onlardan birisi Allah etmesin bir sene yaşayacak olsa adeta mümkün hükümetin hangi suretini görse hülya ile yine razı olmayacak. Bak şimdi bu tip insanlara 1000 sene yaşasın. 1000 senede bu kadar hükümet değilsin hiçbirisine razı olmayacak. Nereye kadar? Kendisi olmadıkça. Peki kendisi oldu. Mesela diyelim FETÖ. Uygulayalım. Veya siyaset ve parti kendisi yoktu ama partiler talebesiydi. Turgut Özal'a da hükmediyordu, Tayyip'in mukaddemesinde de hükmediyordu, Tayyip'e hükmediyordu. Her istediği olmuyor mu? Türkiye bitmişti. Hı. Tamamen oydu. Peki sen, bizzat sen kendin değil ama bütün o kolların ayağın bu adamlardı. Ne yaptın? Sen Türkiye'de iktidardın. Tayyip'in mukaddemesinde, ilk 10 senesinde Tayyip'in hocası şey kimdi? Zaten onlar diyordu bize, artık o Amerika'dan da geliyordu. Diyordu ki artık Tayyip bizi dinlemiyor. Şimdiye kadar dinliyordu. Zaten Tayyip de söyledi şimdiye kadar bizi aldattı diyor. Ona kadar o son 2015'e kadar, 13'e kadar onun emrinde değil miydi 10 sene? Evet. Peki senin emrinde talebe. Ha talebe ha sensin. Ne yaptın? Tabii sen madem yapabiliyordun ya niye yapmadın? Ne yaptın? Sendin. Ya niye yapmadın? O yapınca da ona karşı çıktın. He. Çok tuhaf değil mi ya? Hadi gizli gizli bir şey ben arkada yaptım lan. Erbakan da Tayyip'e karşı gidiyordu ama meğer arkadan insansız hava araçlarının projelerini yapıyorlar. Videoları çıkıyor şimdi. Senin de bir tane hayır videon yok ki. Bir tane hayır video ya. Bir cami arkadan açtın. Bir başörtüyü destekledin. Ama adam demiş ya net. Bana itimat etmeyin diyor. Ben diyor sizi kandırıyorum falan hepsini demiş adam açık söylüyor. Ama onu tevil etmişler. Tevazu diye söylemişti. Adam açık konuşmuş. Helal olsun. Evet.
şu hülyanın neticesi olan meyli tahrip ile o sureti bozmaya çalışacak. Aa, bu hülya kendi kafasında bir şey kurgulamış bir hükümet. Kendi kafasında bir insan tanımı var. İnsan modeli var. Eşine de öyle bakıyor. Kafasındakine bakıyor. Varı ona kıyas ediyor. Eşine, kızına, devletine, hükümetine tabii kafasında bir hülya var. Bir model koymuş. Kendisini de öyle. Onun için psikolojisi bozuluyor. Ben iyi değilim. Niye? Niye iyi değilsin? Bak iyi olmadığını anlayan bir taraf, iyi tarafın var. Kötüsün. Evet ama bunu anlayan iyi tarafın var. Ya kötüyken kötülüğünü anlamasaydın. Psikoloji buradan başlıyor. Aile kavgaları da bundan. Hülya. Hükümet de öyle var. Ben methetmiyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni, fetonama altında adamların malına el koymasını İstanbul onaylamaz. Hiçbir Müslüman yapamaz bunu. Yapıyor ama bu kadar kayıp. Hangisi? Zerratı günahlarla mürekkep. Yani 80 küsur seneden beri globalistlerin, sendika komitesinin tamamen elinde tuttuğu bir devleti sen büyük bir kaç sene, 15-20 senedir nasıl? Oysa tahrip kolay olduğu halde. Evet, tahrip ile şu anda siyasi mi yani? Şu anda Avrupa'nın hoşuna mı gidiyor? Yunanistan'la KKK savaş olduğu olacak. Avrupa'nın muhabbetini mi celbeder Yunanistan'ı vurursa? Ermenistan'ı vurursa? Evet. Öyle mi? Libya'ya Müslümanları korumaya gidince Avrupa'nın muhabbeti mi var? Suriye'deki namusları korumak, vatanı, milletini korumaya gidiyorsun, Amerika'ya, Rusya'ya karşı kafa tutuyorsun. Hristiyanların muhabbeti için mi yapıyorsun bunu? Bu kadar tehlike atıyorsun. Allah sana insaf ve izan versin. Bir de bir şey söyleyeyim. İmanın inşallah vardır diyorum onlara ama Allah itikat versin. İtikadı bozuk. İtikat aklidir, kafadır, iman kalbidir. İtikat bozuksa ehli bidat denilir. Asar bediye de geçiyor. Bunların itikadı bozuk. Ama gide gide imanı da gidiyor. İmanı sen zannediyor ki böyle sabit demir çelik gibi. İmanı öyle bir şey ki gidiyor geliyor küçülüyor büyüyor. Evet, evet, evet. Mesela 103 Emirdağ 1'e bak bakalım. 103, 203 bir de. Yani iki sayı. 103 ne diyor biliyor musun? Büyük günahları işleyip istiğfarı etmeme değil iman. İmandan hissesi olmadığına değil. Başka? Küfre rıza. Zalimin şey yapmak, desteklemek, yanlışa düşman olmak, o da imana götürüyor. Mesela iman esası 6'dır, İslam esası 5. İslam esasına 5'i 1 kabul ediliyor, 6 tane iman esasını eklersen 7 oluyor. Buna hakikat İslamiye denilir, 131 Kastamonu. Bunu İslam alimleri Sebe Mesani deniliyor. Fatiha 7 ayettir. 7 defa aynı sure nuzul etmiş. Aynı. 7. Şimdi 6 tane iman esası, 5 İslam esası sondu. Değil mi sondur? Hayır. Onun bir dibi var. Daha ondan sonra yok. 2'ye dayanıyor. 2'ye. 6 tane iman esası, 5 tane İslam esası hangi toprakta inkişaf ediyor? 1. El hubbu fillah vel buzu fillah. Bir de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Bir de Allah için dost, Allah için düşman olmak üzerine. İmanın gider veya gelir. Allah muhafaza et. Yalnız bir Allah var diye Kur'an'ın bildirdiği hükümlerini tanımamak. Hiç kale almamak. İman hakikati yok. İşte 103. sayfada geçiyor. Emirdan. Biz hadiselere, siyasete, olaylara biz neyle bakıyoruz? Risa'nın gözüyle bakıyoruz. Niye? Ben 58 yaşındayım, bekarım, vakıfım. Dünyevi menfaat itibariyle değil. Ben bu hükümetten gördüğüm zarar kadar bunun döneminde ben hiçbir hükümeti görmedim hatta. Bir, İçerenköy'de dershanem yıkıldı. 6 yol geçti. 60 bin lira para verdi. Ben dedim ki dershaneye mukabil dershane verir. Para istemiyorum. Binayı madem yıktınız yol için. Yapmadılar. Ondan sonra benim orası yıkıldı. Rize'deki havalimanı yapılıyor. Nereden taş çıkıyor biliyor musun? Benim tarlamdan taş çıkıyor. Onu da istimlak etti. Öyle mi? He, tam da sırf benim tarlaya geldi. Allah Allah. Acayip bir şey. Allah öyle imtihan ediyor ki. Yani esas düşman olacak. Menfaat bakımından bendim. Dairem vardı dershanenin dışında. Babamı vakfetti İçerenköy'de dairemde. Altı yola gitti. İçerenköy PTT Hastanesi adresi de biliyorum. İçerenköy PTT Hastanesi arkasındaki altı yol benim büyüdüğüm dershane ve çocukluğum geçtiği mahalle. Namaz kıldım evde.
Sonra kaldığım yeri babam Allah rahmet eylesin dershane olarak baktı. Sonra yıktı. Para 60 bin lira para mı oluyor? 6 yol. Bana daire mukabil daire verin dedi. Dükkanlar vardı, daire. Dükkanlar vardı, daireler vardı. Hepsi gitti. Peki düşman olmam gerekiyor. Sölebancıların 150 metrekare Kasımpaşa'da bir kursu yola değinmiş. Ona mukabil 4 kat mı 3 kat mı 300 metrekarelik bina yaptılar. Ailetten para yardım ettiler. 10 katı para. Bir de 3 katlı öyle duydum. 3 katlı ve 300 metre. 150'ye karşı 300 metre verdiği halde kursu bu kursumuz yıktı diye düşman oldu. Bana ise dershanemi yıkıyor. 6 yol olacak kadar meşhur bir yer. 60 bin lira veriyorsun. Ama hakkını yemeyeyim. 2015 mi? O zaman verdi 60 bin lira. Hani belki daire o zaman 100 bin lira mı neydi ama ben istemedim. Binaya mukabil git bana bir Başakşehir bir yerde de daire ver dershane yapacağım dedim. Bir saat istimlak müdürüne söyledim. Hoca dedi içim gidiyor ama dedi burada dedi prosedür o dedi para vermem lazım. Aynısını ver dedi. Değerini verdi. 50 idi diyor. Bak bir de itiraz ettim ve onu da kalktılar dedi. Ben şimdi almaya kalksam dedim 60'ı daire alabilir miyim orada? 100'den aşağı alamazsın ama dedi resmi oranın hakkı bu. İyi tamam. Ondan sonra giderken düşman oldun değil mi dedi. Hayır dedim ben dedim daire üzerine menfaat üzerine bir şey tarafkirliğim o kurulmadı ki. İslam için düşman olurum İslam için dost olurum. Benim menfaat üzerine değil. Yok çocuğumu ben işe veremedim. Yok soğanın parası arttı. Soğan 1 lirayken 6 lira oldu. Hükümet ne yapıyor diye. İşte ahmak öyle ahmaklar. Ne iman kalır, ne İslam kalır, ne namus kalır onlarda. Ne de menfaat bak. Metrolar şunlar bak. Yani böyle gidin bakalım İstanbul. Bak, eski haline geldi. Pislikler içine geçirmiyor. Bak soğan arttı diye oy vermedi. Soğan. Soğanın üzerine kurulan iman o kadar olur. Yarın hıyar üzerine kuracak. Yarın soğan ve domates üzerine imanını kuracak. Yani tarafkirliğini kuracak. Allah'ın dostluğunu düşmanın soğanla belirliyor. Bu da Müslümanım diyor. Ne diyor Üstad Emir Dabil'de? Müslüman namı altında olanlar. Peki niye böyle oluyor? Yani niye böyle oluyor? Adam içindeki niyeti neyse, içindeki niyeti neyse, içindeki alem, içindeki halet neyse dışarıda onu seçiyor. Dışarıda bulup da içerisini şekillendirmiyor. Mesela Kürt milliyetçisi olan bir ruh HDP'yi seçiyor. Yoksa HDP'nin varlığından bu milliyetçi olmuş değil. Adamın içi tarafkirliğini kaybetmişse, İslami tarafkirlik, şuuru Müslüman, tarafkirliğini kaybetmişse dışarıda o halete en uygun temsilci partiyi seçer. Yani iç alemine en uygun hangisi şey yapıyor? Dolayısıyla mesela 198'de, 197'de Kastamonu'da diyor ki hayatperest bir yerde. 193'te de diyor ki ehli dünya. Bak hayatperest, ehli dünya. İki ayrı tabir. Yani İslami hakimiyeti istiyor. İslam'ın hakimiyetini istiyor ama adam dünyası için istiyor. İslam hakimiyetini istiyor. Dolayısıyla iman hizmetini ikinci derecede bakan, hayatı, cemiyetteki siyasi hakimiyeti birinci derecede bakana hayatperest diyoruz da. Demek ki Tayyip'tir, FETÖ'dür, HDP'dir, İYİ Parti'dir varlıklarından dolayı bir şekillenmemişiz. Bizim içimizdeki dünya, hissiyat, fikriyat, latifeler, meylimiz, dünyaya bakışımız yani tarafkirliğimiz neyse içimiz dışarıda o tercihleri yapıyoruz. O zaman içini görmek istiyorsan tercihlerine, dostuna, düşmanına bak. Kaliteli adamın kaliteli dostu olur, kaliteli düşmanı olur. Mesela bu ya. Evet, şimdilik bu kadar.